Darbe akşamı bu ülkenin bir ölüm kalım savaşı verdiğini hissettim. 100 yıl önce verdiğimiz Kurtuluş Savaşı aklıma geldi. Dolayısıyla o gece bu millet Allah'ın yardımıyla bu ülkeyi düşmanlarımıza teslim etmedi. Allah milletimize bu emanete sahip çıkmayı nasip eylesin. Gençlerimize de güzel bir şekilde eğitimlerini alarak, geleceklerine güzel bir şekilde hizmet ederek daha ileri gidecek şekilde bu ülkemizin bayrağını göklere daha da yükseltmeyi nasip eylesin. Rabbim bir daha bizlere böyle kötü günler, böyle kötü tuzaklar göstermesin. Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini ve büyümesini engellemeye yönelik olan her türlü darbeye hayır diyorum. Darbe, kendini sözle ifade edemeyenlerin, konuşacak bir dili olmayanların tercih ettiği bir yöntemdir. Tıpkı istediklerini elde etmek için annesine babasına bağırıp çağıran, ağlayarak istediklerini yaptırmaya çalışan bir çocuk gibi. Tabii darbecilerle çocuklar arasında da çok ciddi bir fark var. Çocuklar çocuktur ve darbeciler çocuk kadar masum değildir. Beni, benim seçtiklerim yönetsin. Darbeye hayır. ...15 Temmuz... Türkiye'yi darbe ile işgal teşebbüsüdür. Kurt. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Temmuz gecesi psikolojimiz de darbeye uğradı. O yüzden insan psikolojisini bozucu her türlü darbeye hayır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğruna ölen varsa vatandır. İşte Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz gecesi bunu bir kez daha ispatladı. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz göstermesin. Sonra yahut hazinet, milyonların ayak sesi titriyor.